Kaşarel Futbol Plus'ı sunar. Yaşadığımız her an çok değerli. Her anımız geçmişin, şimdinin ve geleceğin izlerini taşıyor. Köklü bir geleneğin ince zevklerini gelecek ile buluşturan Kaşarel sizi yeni bir maceraya davet ediyor. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Hep bunu yapmak istemiştim. Sonunda yapabildim. Ahmet Selim Kul'la birlikte evet, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını konuşacağız. Sercan büyük bir tehlikeli yayın bizi beklemiyor mu? Ya şu an... Yayında bizi modere edecek kimse yok. Ya bizi kontrol edebilecek hiç kimse yok ve şu an sadece ikimiziz. Allah'tan derbi 0-0 bitti. Birazdan Ahmet bana tükürebilirim, ben ona bir şey atabilirim. Öyle bir her şey olabilir. Burada tebeşir falan var, tahta var. Bak bu da atılır mesela. Yorgunuz. Derbiden yorgunuz. Bir gün sonraya. Evet. Ancak nasıl geçti? Sercan iş açısından güzel geçti, rahattı. Belki de hani o gerginlik olmaması... Seni tebrik ediyorum Serdar Aziz haberinden dolayı. Eyvallah, ben de seni tebrik ediyorum tabii ki. Kaan hoş geldin. Kadroda 11... Kaan moderatör yok, o yüzden çok tehlikeli bir yayın bekliyor. Dış ses lazım, Ceren'le senin dış sesin lazım. Evet, yoksa... Helal sana. Eyvallah. Aynı şekilde ama senin için artık sürpriz değil. Böyle şeyler. Zaten bunu söyle diye pas attım. Aynen. Maksat burada seni tebrik etmektir, bu cümleyi öğrenmek. Serdar Aziz'den yatmamak da önemli. Evet. Çünkü hafta boyunca Serdar Aziz oynayacak mı oynamayacak mı tartışmaları vardı. Bir de sakatlıktan yeni çıkmıştı. Hatta oynamayacak bile. Evet, oynamayacak deniliyordu. O yüzden tebrik ediyorum. Eyvallah. Nasıl bir derbi oldu? Fenerbahçe açısından ben anlatayım konuk ekip olarak. Yani aslında genel olarak Fenerbahçe için iyi bir derbiydi ama ben şöyle düşünüyorum. 70 dakika bir şekilde deplasmanda olmanın avantajıyla derbide daha üstün gözüken tarafken istediğini alman gerekiyor. Yani ben biraz burada Fenerbahçe'nin özellikle hücum oyuncuları, tabii burada Beşiktaşlı stoperlerin de payı var. Hani Beşiktaş defansının da payı var. Hücum oyuncularının aşırı lakayt tercihleri, bencil davranışları ve formsuz günlerinde olması sebebiyle Fenerbahçe iyi bir planı bir puanla çıkarmış oldu. Ama tabii şunu da söylemek lazım ki maçın son 15-20 dakikasında da Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü, yani değişiklikler Fenerbahçe'yi iyice bozdu. Bundan dolayı da 15 dakikada da Beşiktaş kazanabilirdi. Ya kötü bir sonuç değil. Maç önce yayında hatırlıyor musun? Şey demiştim. Beşiktaş Fenerbahçe için Ren deplasmanından daha zor demiştin. Hı hı. Sırf buradan bile yola çıksak bir puan kötü değil diyebiliriz. Jorge Jesus eminim ki bayağı bir haşlama yapmıştır. Çünkü oyuncuların bazı çok basit hataları oldu. Bundan dolayı yapmıştır. Bir de sonradan oyuna girenler hiç varlık gösteremedi. Ben Jesus hocayı tribünde ilk kez izledim. Fener'e geldikten sonra, evet. Gayet normal. Gerçekten sağ kenarında bu kadar efektif, bu kadar hareketli, bu kadar reaksiyon içinde fazla bulunduran bir hoca. Bir Slaven hoca vardı, Slaven Bilic 2015'te. Ama Slaven hoca şey yapıyordu böyle. Yani biraz yine temkinli davranıyordu. Oyuncuları acaba kırar mıyım, kırmaz mıyım değil. Ben bir Mert Hakan pozisyonunu hatırlıyorum. Mert Hakan'a bir bağırdı. İnan bana abi, tribünde benim içim cız etti. Çok oluyor bir de. Ve sen alışkınsın, ben ilk kez gördüğüm için söylüyorum. Alioski'ye vurdu abi. Ya bu... Vurdu derken hani tabii tamam, ki tamam başlık belli oldu. Jesus Alioski'ye vurdu. Jesus tekme attı dedi. Duydunuz işte. Alioski'ye yani tabii bir konu oldu. Alioski gene kulübeyle ilgili bir şey yapıyordu. Devam etmesi için bildiğin geldi arkasından böyle vurdu. Tabii bu saygınlığı takımda yakaladı ama. Biliyorsun bu normalde kısa... böyle şeyleri futbolcular çok sevmez. Ve kısa süre içinde böyle bir saygınlık yaşamak, evet. Tabii ki futbolcu bakıyor Fenerbahçe'de şimdi. Fenerbahçe'yi senin yanında konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bakıyor Jesus. Geçmiş şampiyonluklarla dolu. Tabii. Geçmiş çok önemli oyuncuları çıkartmakla dolu. Oyuncu zaman zaman belki oyuncularla problem yaşasa da enteresan bir iletişim ağı kuran bir teknik adam. Fenerbahçe'deki oyuncu da bakıyor ki tribünlerde bu Sergen Hoca zamanında vardı. Beşiktaş'ta. Çünkü Fenerbahçe tribünü Jesus seviyor mu? Evet abi. Bunu belli ediyor mu? Aynen öyle. Futbolcu da bunu biliyor. Aynen futbolcu öyle. Bir Sergen Yalçın döneminde çok şahit oldum. Aynı örneği verebilirim. Bu arada için. Aynı örnek şu anda. Otelden çıkıyor futbolcular Beşiktaş'ta. İlk bağırılan Sergen Yalçın. Stadyuma gidiyor Beşiktaşlılar. İlk bağırılan Sergen Yalçın. Oyuncular da diyor ki, aa Sergen Yalçın. Ona göre davranıyor. Ben buna gider Jesus, yaparsam iki kere düşüneyim. Tabii ki. Diyor. Jesus böyle bir örnek. Bir de şey tarafından çok artısı var Sercan. Gerçekten her şeyi planlıyor.
Evet. Futbolcu da o doluluğu görünce, yani futbolcu analiz geliyor ya, futbolculara analistler geliyor vesaire. Her şey düşünülmüş, her detay var, her şeyle ilgileniyorlar. Böyle olunca da ister istemez konu biraz şeye dönüyor. Yani futbolcunun hani şu, bu yanlış anlamışsınız mı? Kafası birazcık çalışıyorsa bu adamı dinlemesi gerektiğini, bu adamla ilgilenmesi, bu adamın lafını dinlenmesi gerektiğini gayet iyi biliyor. Fenerbahçe Jesus bunu sağladı ama henüz sonuçta yeni hoca, henüz 2 aylık takım, bu dengeler değişebilir. Fenerbahçe'nin bu yüzden hala sonuçlara ihtiyacı var. Bu yüzden ben bir puanı çok iyi görmüyorum. Ya iyi tabii ki ama çok iyi mi bence değil. Şunu fark ettim. Şeyde, Habib kardeşim de burada. Her zamanki gibi çalışıyor yine. Hararetli bir şekilde kameraları oradan Futbol alıyor, Plus'ın oraya koyuyor. Futbol Plus'ın emekçilerini her zaman. Ama ne? Birini ayıralım mı diyecektim de şu an çok... Şu an ayıramazsın. Hepsi evet. Bakıyor ama benim... Şu an ayıramazsın hiçbirini. En azından hiçbirini. İşaret yapayım, o görsün beni. Tabii şimdi böcekler ayrı, çiçekler ayrı. Tabii. Biz de bu ayrımı her zaman yaşadık. Şimdi yani. Beşiktaş artık gelebilir miyiz Ahmet? Fenerbahçe övgülerin yetti mi? Yani daha kaç dakika oldu başlıyor? Fenerbahçe'yi 17 dakikadır burada övüyorsun. Daha 5 dakika oldu. Ama zaten işte döneriz. Fenerbahçe bir puana mutsuz. Kazansaydı şampiyon olurdu falan. Tamam, bitti. Derbinin artık kontrolü Fenerbahçe'de miydi genel olarak? Bunu kabul et. Sen bana hep böyle yapıyorsun ya. Bunu kabul et, Fenerbahçe'yi kapatıp Beşiktaş'a geçelim. Daha döneceğiz Fener'e de. Ya kontrolden kastın eğer topla oynamaysa... Ya genel üstünlük. 60-70 dakika. Tribünde kim gol atmaya daha yakın hissi veriyordu sahada? Dakikalarda değişti ama. Sadece 15 dakika değişti. Son 20 dakika, 19 dakika Beşiktaş. Hesap yapıyor. 4 dakika. Tabii 4 dakikayı konuşuyorum. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi sen bir puana memnun değilsin. Beşiktaş bir puana memnun değil. Tribüne gelen taraftar futboldan memnun değil. Evet. Hiç kimse hiçbir şeyden memnun değil. Gerçekten bu kadar, yani ağzımız da burada bir haftadır. Bitirdik sadece ya. Sadece biz değil, çok tecrübeli abilerimiz de konuştu. Yani Fenerbahçe Beşiktaş derbileri çok güzel olur dedi. 2-2 olur, 3-3 olur, 5-5 olur. 4-1 olur falan diyenler oldu biliyorsun. Evet ya, gitti birisi bir spor kanalında, ulusal medyada yayın yapan. Yanındaki adam 3-1 Fenerbahçe kazanır dedi diye 4-1 Beşiktaş Ahmet, kazanır dedi. Vodafone Park'ta. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yenme olasılığı... Oğlum ama var, son 20 yılda var. Fenerbahçe'yi 4-1 yenme olasılığından daha düşük. Son 20 yılda bunu kabul 2 tane 3-1 var. Vodafone Park'ta Beşiktaş kazandığında Altay 16 yaşında, 15-16 yaşında bir futbolcuydu. Dün Altay diyor ki mesela, ben çok seviyorum Altay'ı. Fener Beşiktaş maçı bizim bir önceki maçımızdan bir farkı yoktu ama falan. Ama bunun dedi. Altında yatan şey sen bana anlattın mi? Öncesinde. Ama ne olursa olsun Beşiktaş'ın büyüklüğü Fenerbahçe'nin büyüklüğünden gelir. Fenerbahçe'nin tabii, büyüklüğü tabii, Beşiktaş'ın şey büyüklüğünden tabii ki, gelir. Her zaman. Mesela Altay'ın, şimdi aklıma geldi konuyu açıyor diye. Altay'ın açıklamasını ben biraz yadırgadım. Yani biraz garip geldi bana. Sen bana öncesinde şey demiştin. Hoca çıkın boyunca, bu önceki evet. Maçlardan bizim için farkı yok çok falan. Büyük bir farkı ama yok ne olursa dedi. Olsun Altay bizim milli takımımızın kalecisi ve Beşiktaşların da, sadece Beşiktaşların değil, indirgemem. Herkesin kalecisi Altay. O yüzden bence açıklamalarda biraz daha milli oyuncuları, A milli oyuncuların biraz daha dikkatli olması gerekebilir. Bence kırılan... Ama Beşiktaş... sen açıklamanın tamamını dinledin mi? Ben dinlemedim. Hani Twitter'da dinledim. Bazen bir tek dinledim. Orayı hayır, çekiyorlar. Hayır, dinledim. Altay'ı çok seven... Bu arada kötü niyetle söylememiştir Altay. Altay kötü niyetle söylememiştir ama bir insan belki... Çünkü bu futbolcular gelip gidecek. Bak Uğurcan Vodafone'a geldi, kötü olaylar yaşadı. Evet. Uğurcan milli takımımızın kalecisi. Orada Beşiktaşlarla tartış... Bunlar gerek yok. A milli futbolcuların yapmaması gereken. Daha dikkatli olmamaları lazım. Evet evet, yani bunu aynı yemin ediyorum sana. Beşiktaşlı bir A milli takım futbolcusu da söylese aynı şeyi söyler. Aynen öyle. Yani ya bir yok, önceki maçta doğru. Aynı. Ama mesela, ben sadece şunun garantisini verebilirim. Altay demez. Hayatta hani bunu bilerek demez. Ben Beşiktaş'ı küçük göreyim falan böyle yok, bir şey demez, yapmaz demez. Yani. Onda sadece böyle. Yanlış dikkat anlaşılabilir etmeli. Bence. Tabii dikkat etmeli. Şimdi Beşiktaş tarafına azıcık bir şey konuşalım bence. Azıcık bir şey konuşalım çünkü yani nereden baksak biraz tutarsızlık var. Şöyle, az önce kimse memnun değil dedik değil mi? Benim anlamadığım nokta şu. Beşiktaş liderin 2 puan gerisinde Ahmet. Hı hı. Burada kendi kendimize sohbet ederek konuşuyoruz diye. Tabii 2 ki. Puan gerisinde. Beşiktaş'taki kaotik süreci ben anlayamıyorum. Niye anlayamıyorum biliyor musun? Hiçbir şey daha kaybedilmiş değil. Evet, hoca eleştiririz. Sercan, evet, sene başından beri ben de anlayamıyorum biliyor musun? Beşiktaş'ta enteresan bir kırılma var. Bak, Fenerbahçe'ye kaybetsin.
Beşiktaş. Tak arkasına Giresun'a kaybetsin. Hoca değişikliği olabilecek durumda Beşiktaş. Benim anlatmaya çalıştığım nokta, daha bundan 3 hafta önce Beşiktaş Premier Lig takımı falan deniliyordu. Diyorduk ya da. Neyse ama en azından sen de böyle düşünüyorsun. Benim takip ettiğim gazeteci olmayan bütün Beşiktaşlılar buna yakın. Yani evet, çok evet. Övdüler yani. Evet. Çok mutlulardı. Çok fazla kırılma var. Dün bakıyorum mesela. İyi bir noktaya geldin sen sohbet ederken. Jesus'un oyuncu değişiklikleri çok tutmadı mı dedin ya da. Yani ve istediğini alamadı. Aksine Valerian İsmail'in değişikliklerinin doğru. Hepsi tuttu. Ve Valerian İsmail'in değişiklikleri ana gündem maddesinde birinci sırada da Beşiktaş'ta. Birinci sıradaydı. Çok yani eleştiriliyordu. Çok eleştiriliyordu. Hatırla Alanya maçının deplasmanı veya buradaki İstanbulspor, Başakşehir maçlarında zaten istenileni veremeyen bir değişiklik silsilesi vardı. Ama dün açayım. Beşiktaş'ın değişiklikleri. Sen açarken ben de şunu söyleyeyim. Açtım ama söyle. Yok önemli değil. Söyle. Cenk Tosun. Hazırdan bekletiyordum. Hazır değil. Açtım yani şeydeydi. Cenk Tosun faydalı oldu. Gezdal'a faydalı oldu demeyeceğim bile daha üst bir şey oldu. Bunu bu arada teknik direktör başarısı da saymam. Neyi? Yani Gezdal'ı oyuna almak hani. Tabii. Ama ne olursa olsun. Tabii ki. Gezdal aldı yani. Belki aynen doğru öyle. Dakikada tabii. Aldı. Şimdi bilemeyiz. Öncesinde alsa kötü mü olurdu? Bilemeyiz. Gedson Fernandes zaten oldu. Direnç arttı işte. Ceren diyor ki dünya var burada. O yüzden göremiyorum. Dünya. Dünya. Tayfur Bingöl var. Bu ara sürekli bu görüş açısında bir problem yaşıyoruz. Kerem beni göremedi senden dolayı. Sonra evet, programda bir de canlı yayında Kerem bana laf soktu. Kafanı çeker yok misin ya, diye. Yapmamış da. Sonra yaptı. Ben orada 10 saniye düşündüm o olayı. Ne yapsam diye. Yüzüne böyle bardak atsam mı falan diye ne düşündüm. Ne karışırdım. Hocanın değişiklikleri tuttu. Bu bir ileri kat edebilecek, Beşiktaş'ta ümit verebilecek bir şey olarak yorumlanabilir. Ama ya halen sanki Beşiktaş'ın oyununda böyle bir şey eksik. Bir yemek yersin de. Dışarıdan bir gözle bir yorum yapayım mı? Söyle. Bu şey olarak değil, yeterince lafını dikkat etsinler. Fenerbahçe'de futbolcuların Jesus'a bakışı ve inanışı dedik ya. Şu anda Beşiktaş'ta ben o seviyede görmedim. Ya ben sana katılırım. Bak inanmıyorlar niye? Demiyorum. Hayır hani, evet. Hani inanmıyorlar değil. Bence hoca ile takım arasındaki birbirine olan inanç çok iyi seviyede değil. Bu arada bu tip şeyler sonuçla şekillenir. Dünyanın en büyük hocası da olsanız sonuç aldınız mı takımın size saygısı artar. Bence kamuoyunun şeyin etkisiyle bu inanç seviyesi yani hocanın taktiklerine, planlarına inanç seviyesi Fener'deki kadar şu anda yüksek değil. Bence o yüzden Sercan. Fener'deki kadar yüksek değil cümlene katılabilirim. Katılabilirim. Mantıklı bir şey söylüyorsun bence. Ama bu da sonuçlarla alakalı bir şey. Sonuç geldikçe değişecek. Doğru. Sergen Yalçın da ilk geldi 6-7 haftada neler oluyordu neler. Ondan sonra sonuçlar geldi mi sisteme de inanç gelecek. Başakşehir'i yenmese Sergen Yalçın. Evet arkadaşlar Ahmet Selim Kul bugün konuğumuz. Ben soru soruyorum Ahmet Selim Kul cevaplayacak. Sercan. Programın %90'ında Ahmet Selim Kul konuşma zorunluluğu var. Fenerbahçe o kadar çok güzel oynadı ki Ahmet Selim Kul'un övgüleri. Artık Fenerbahçe övgüleri bitti. Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi kıyaslarken Beşiktaş eleştirilerini içeriye sokarak geçen program birazdan sonuçlanacak. Tamam özür dilerim hocam. Lütfen bir artık tamam. Beşiktaş'la ilgili ya, konuşabilir miyiz? Destek atıyorum sana. Destek atıyorsun da sürekli olumsuzluklara destek atıyorsun. Hiçbir olumluya destek attığını görmedim. Hiç burada demiyorsun. Gelmedik ki. Hiç burada demiyorsun. Gezdal girdi 15 mesela, dakikada oyunu değiştirdi. Kim dedi Beşiktaş'ın stoperleri çok iyiydi diye? Ne yapayım Sercan? Beşiktaş'ın stoperlerini iyi demek için maçı 3-5 dakika izlemek yeter. Tayyip Tallıhane topçuymuş. Evet iyi çok iyi maç çıkardı. Tayyip Tallıhane topçuymuş. Gerçekten konuyu ben Fener'e ben Tayyip yani bir Tayyip Tallıhane derler ki hep işte belki biz de zaman zaman diyoruz. Bu arada bacak bacak üstüne atıyorum. Yani bu koltuk çok rahatsız bir koltuk. O yüzden oturamıyorum. Çok kötü duruyorum. O yüzden evet. İzleyenler yanlış anlamasın. Böyle bacak bacak üstüne yok. Zaten atmak istemem ama sığmıyorum da. Böyle şeyde rahatsız da duruyorum. O yüzden Tayyip Tağla hep derler ki işte tecrübesiz nasıl çıkacak. Çat diye oynadı. Doğru vallahi. Yani Beşiktaş için bir ölçü nedir? Fenerbahçe derbisi, Galatasaray derbisi, içerideki maç, dışarıdaki maç. Ölçü al sana ölçü. Şunu artık yıkmak gerekiyor. Ya tecrübesiz futbolcu derbide nasıl oynar? Tam çıktı oynadı. Adana Demir'deyken Fenerbahçe'ye karşı oynamadı mı? 3-5 hafta önce. Oynadı evet. Oynadı. Vardı. Beşiktaş'ta deyken oynar. Vardı artık değil mi? Vardır. Ben bakıyorum sen devam et. Yani
çıkıp oynadıysa Beşiktaş'ta da çıkıp oynayabilir. O yüzden artık bence bunları yıkmak gerekiyor. Tayyip Tağla buna en güzel örnek. Çıktı taş gibi oynadı. Olumlu taraflarını bu şekilde sayabilirim. Sadece benim Beşiktaş adına kafamı karıştıracak bir nokta. Dellali'nin durumu. Dellali Gezzal'la aynı anda sahada olduğu zaman çok fazla iş bitirebilecek bir oyuncu ama. Oynamamış. Tamam işte geçen yıl oynamıştır Ahmet. Geçen yıl oynamıştır. Yani bir yerde oynamıştır. Yok patlamayayım diye hemen tamam, saldırırlardı. Tamam yok bir şey olmaz yani. Oynadıysa burada da oynar. Burada oynadı yani çocuk mis gibi top oynadı. Yani anlatmaya çalıştığım Dellali'de kaldım. Dellali'de dün oyundan çıkana kadar sahanın en fazla koşan oyuncularından mücadele de etti ama Dellali dediğimiz zaman yani anladın mı? Dellali bu. Dellali skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Bize bunu vermediği zaman Beşiktaşlara veya işte camiaya vermediği zaman hep bir şey eksik kalıyor. Dellali yerine bence ben hafta boyunca Getson, Salih, Josef orta sahasını bekleyen biri olarak söylüyorum. Daha iyi olabilirdi. İlk 11 tercihinde sadece onu söyleyebilirim ama değişikliklerle ilgili ise muazzam bir değişiklik yaptım. Şimdi o üçlü dörtlü. Dellali'yi iyiyse hazırsa da yedek bırakmak kolay değil. Böyle hazır değil olur. Ahmet. Dellali dün hazır değildi. Yani bence de değildi de. Değil hazır değil. İki hafta sakatlandı, milli aradan sonra geldi, 7-8 antrenmana çıktı. Getson kötü bir oyun oynamıyor. Evet. Yani söylenildiği gibi. Ama işte böyle oyuncuların hep sıkıntısı var Sercan. Var. Yani Galatasaray'da da Icardi olayını görüyorsun. Fener'de Mesut vardı. Şimdi Mesut kadroda olmayınca ağrım var diyordu. Kulüpte doğal olarak bize ağrısı var diyordu. Biz de sana diyorduk. Ağrısı yok Ahmet diyorduk. Mesut'un ağrısı var. Yok. Şimdi Icardi'nin ağrısı yok mu? Yoktur bence tabii ki. Bunu söylemekte ne var ki? Ya öyle değil Ahmet, işte. Kulüpten Ahmet, Fener, oyuncu ağrım sen var benim, diyorsa. Sen benim yakın arkadaşlarımdan birisin. Evet. Mesut Özil konusunda yayında, dışarıda, kafede, bir yerde seninle Mesut konuştuğumuz zaman Mesut neden oynamıyor kardeşim dediğimizde sen bana diyordun ki kanka ağrısı var. Ağrısı var. Ya güzel kardeşim Mesut'un ağrısı hiçbir zaman şey yedek kulübesinde gittiğinde yelekleri attığında sana bunların hepsini söyledik. Evet. Kulüpten teyitli bir haber olduğu için böyle. Yapacak ama bir şey yok. Alakası hiçbir zaman yoktu. Aynı şey bence Icardi'de de öyle. Ki Galatasaray'da da konuşanlar var. Tam Dellali'de de göreceğiz seni. Dellali'de mi? Dellali'de de aynı şey yaşanır bu yaşanacak arada. Yaşanacak evet. Bunlar ama artık bence yaşanmama ihtimalinin olması gereken olacağı şey şu. Dellali bence hiçbir zaman yedek kalmayacak. Sezon sonuna kadar böyle bir şey olmayacak. İyi oynayacak diyorsun. İyi oynayacak demiyorum. Bak. Bence Dellali, Beşiktaş'ın bugünden sonra orta sahası yakın süreçte, orta vadede. Dellali. Enteresan bir şey diyorsun Sercan. Nasıl hep oynayacak? Söylüyorum. Dellali, Getson, Josef orta sahası olur. Sol tarafa da Masuaku'nun yerine Tayfur Bingöl veya Umut Meraş biri oynayabilir. Çünkü hoca, Valerian İsmail, Dellali ve Gezzal'ı aynı anda sahada görmek istiyor. Dellali ve Gezzal'ı aynı anda sahada olduklarında farklı bir iş yapacağına inanıyor. Bunu ben öğrendim. Orta vadede bu belki Giresun maçında olmayabilir. Gezzal şey yapacak daha hazır değil tabii falan diye. Ama orta vadede bu böyle bir orta saha görürsek şaşırmam. Bence de mantıklısı olur. Fenerbahçe'de dün yine kadro değişikti. Bekliyorduk aslında Lincoln'un orta saha destekli. Beşiktaş'ın o üçlü orta sahasına bence direnç için biraz Lincoln'u tercih etti. Şunu da gözlemleyebildin mi Sercan? Fenerbahçe sabit bir taktikle oynamıyor sahada. Oynamıyor. Yani üçlü de diyemezsin, dörtlü de. Mesela top rakipteyken üçlü diziliyor. Serdar Aziz, Gustavo, Zalai şeklinde evet diziliyor. Fenerbahçe atak yaparken iki stoper kalıyor. Zalai sol bek gibi oluyor. Lincoln sol ön gibi oluyor. Evet doğru yani söylüyorsun. Bu sürekli değişkenlik dün bunu sağlayabildiler. Bak, Türkiye'de bu kadar değişken bir takım hatırlıyor musun? Bence dün izlemedik yani. Dün haklısın. Dün bir şeyi fark ettim. Bak Pedro top saklar. Bekler arkadaşlarını pas alışverişi yapar. Valencia top ayağına yakışır topu tutar. Oynar. Vakit kazandırır. İrfancan topu alır tutar evet, top kaybetmez. Lincoln topu alır kaybetmez. Ferdi aynen yetenekleri öyle doğrultusunda en azından topu çok top kaybeden bir adam değil. Rakip yaralana götürür. Arao ile Crespo zaten. Crespo zaten harikaydı. Nasıl topçu? Bunların hepsi bir çırpıda 5-6 tane saydım. Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Aynen öyle. Fenerbahçe topla aşır neşir olan, topu seven, topu ayağında oynatabilecek olan, topu hükmedebilecek olan 6-7 tane kıymetini bilen 6-7 tane futbolcu saydım.
oyuna başlangıcında aslında Beşiktaş böyle başlamayacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin işte ya da Jesus Hoca'nın başlangıç tarzı, topa ben bir oynayayım başlayayım dedi. Bunu kolay kolay teknik direktörler de yapamaz. Teknik direktörleri boş verdim. Beşiktaş'ın Kadıköy'de böyle başlaması da hep zordur. Vodafone'da Fenerbahçe'nin de böyle başlaması zordur. Tabii ki. Biraz Fenerbahçe'nin bu oyunu Beşiktaş'ı farklı bir oyuna itti. Neydi o oyun? Kendi ceza sahasında veya işte orta sahasında toplu oynayıp direkt oyun. Vegors'a. Bir iki topla da başarı oldu bu arada. Vegors'un indirdiği, topun düştüğü yerlerde, Muleka'nın hareketlendiği, o boş alana girdiği yerlerde başarılı oldu. Okey, tutmuş olabilir ama ben en azından Jesus Hoca'ya dair oyun oynayarak başlamak istedim. Evet, evet. Ya kendi oyununu oynamak istedi. Hani şu bilinci de vardı. Ben Türkiye'de ilk derbiye çıkıyorum. Kolay bir deplasman değil. Hani öyle çok da gaza gelmemiş. Son bir de Fener'le ilgili şunu sorayım abi sana. Gustavo Henrique'ye ne diyorsun? Biliyorsun ilk geldiğinde adam aynı gün geri gönderilsin deniliyordu. Her dün zaman öyle. Şu an değil mi? Fenerbahçe'de. Dün Vegors'ta karşı bayağı hava topu kazandı. Bayağı yani. Çok da döndürmedi. Evet. Yani Vegors topla bulaşabilmek için çok defa kendi yarı sahasına geldi. Top oraya işte kendisine yaklaştırmamak için. Ya ben Fenerbahçe bu kadar öveceğimi düşünmezdim de. Dur Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaş'ı. Crespo'yu çok. Abi Crespo ama çok değişik bir topçu gerçekten. Ve her yere giriyor. İrfan Can nedeniyle Crespo'nun oyunu düştü. Neden biliyor musun? Çok top kaybı. İrfan Can topu kaptırdıktan sonra Crespo faul yaptı, sarı gördü. Aynen öyle. Sarı gördü, ben dedim tamam Crespo biraz %100 haklı tespit. İndirdi bayrağı. Orada eğer sarı görmemiş olsaydı gerçekten ilk yarı ben hayranlıkla izledim Crespo'yu. Çok iyi bir futbolcu. Crespo'nun enteresan yanı şu. Bu kadar fiziksel mücadeleyle ön plana çıkan, her topu ayağını sokan bir oyuncunun bir de öyle garip garip çalımlar atıp garip garip paslar yumuşak, vermesi. Yumuşak. Yani bileği yumuşak. Öyle bir 10 numara tarafı var, bir de böyle 6 numara tarafı var. Yani tabii, bu ikisini bu kadar bileği yumuşak hem de enteresan. İkili mücadelelerde aradan çıkıyor. Evet yani. Ben de sana Cenk Tosun'u sorayım. Cenk Tosun bu kez hareketliydi. Cenk Tosun geç giriyor. Evet. Kendi iç sence dünyasında. Sence biraz Vegors'un isminden dolayı acaba az mı süre alıyor sanki? Az süre alıyor Cenk. Cenk bir kere şöyle. Yani Cenk'i biraz tanımak gerekiyor. Nasıl bir, yani şimdi Cenk'i ben sağ kenarda yedek olduğunda ısınırken çok izlerim. Çünkü çok aksiyonu boldur Cenk'in ısınırken yaptığı şeyler. Kendisi de ifade ediyor, anlatıyor bunu zaten. Cenk hep oynamak isteyen bir oyuncu ve son dönemde, son zamanlarda bence gerektiğinden daha az süre alıyor. Biraz daha fazla süre alabilir. O kadar yabana atılacak bir futbolcu. Ben de böyle düşünüyorum. O kadar yabana atılacak bir futbolcu değil Cenk Tosun. Ama belki zamanla olacak. Belki orada Muleka'dan formayı alma ihtimali olabilir. Şimdi çünkü Beşiktaş'ta yani Muleka'nın performansı oyundan dolayı bozuk. Çünkü biliyorsun ki Muleka ikinci forvet gibi oynayacaktı Beşiktaş'a gelirken. İlk plan oydu. Ama bir anda hiç de kendisinin de çok fazla memnun kalmayacağı kanada evrildi. Oyun sistemi değiştiği için. Burada Muleka'nın da performansı düşüyor zaman zaman. Dün mesela sahanın en etkisi adamlarından çok, biriydi yani, Sercan. Çünkü hem boş alan bulmakta zorlandı, hem offside'a düştü bir iki kere. Olmadı yani. Ama iyi olarak, şimdi olumsuzlukları söyledik zaman zaman Beşiktaş adına. Olumlu olarak söyleyeceğimiz şey, uçan kaçan Fenerbahçe diyor, diyorlar. Bir tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Yani. Doğru. Tabii Beşiktaş'ın da olmayabilir. Belki 1.5 deriz. Ahmet'le o konuyu açmayacağım. Offside diyor işte. Aç ya nasıl? Açacağım bekle. Uçan abi, kaçan Fenerbahçe elbette iç sahada oynuyor. Elbette Fenerbahçe her zamanki oyunu, her zamanki 7-8 tane pozisyonu bulacak bir şey yok. Ama Fenerbahçe de o kadar iyi oynamadı Beşiktaş'a oranla. Ama sadece Beşiktaş adına olumlu olarak söyleyeceğim. Gezzal yok. Bu sezonun en iyi oyuncusu Kevin Enkudu yok. Ki bu iki oyuncunun yokluğu Beşiktaş adına %40, %45, %50 ya ölçülebilir bir şey değil de yarı yarıya bir Enkudusuz golü yok Beşiktaş'ın, biliyorsun değil mi? Evet. Bu kadar eksiğin içinde bir puan kötü değil. Çünkü yenilse çok çok acayip şeyler sezon konuşabilir. Sezon bitmese de ne dedi Kenir Benika, radikal bir şeyler olabilirdi. Aynen öyle. Sercan şöyle katılıyorum sana. Fenerbahçe'de çok iyi oynamadı. Ben zaten bunu söylüyorum ama evet. Fenerbahçe'nin pozisyon bulamaması %40
Beşiktaş defansının başarısıysa %60'da Fenerbahçe'nin hücum oyuncularının çok kötü performans sergilemesi. Sen hücum oyuncularına ama bak bir bakalım İrfan nasıl top oynadı sen söyle. Ya İrfan çok kötü hayır, kötüydü. Çıkarken de bir şey oldu mu orada? Yani bir böyle hep bir gerginlik var İrfan çıkınca. Ya, ben bile tribünde geriliyorum evet, böyle. İrfan ya. Çıkıyor ya bir şey oluyor. Ah be İrfan. Değil mi? Anlatabildim mi ne demek istedim? Vücut dilini düzeltmesi lazım evet. İşte. Yani Gülmen'le artık nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani İrfan bunu düzeltmesi lazım. Kendine X'i yazıyor. Dün tek kötü oynayan o değildi. Pedro değil, da değil, çok kötüydü. Valencia istekliydi ama çok bencilce oynadı. Yani iki tane sağdan getir, soldan getir. Zayıflamış mıyım var. Tabii. Gerçekten mi? Biraz. Konuyu nasıl buraya getirdim bilmiyorum. Neyse. Da. Gerçekten yeterince çok zayıf. Tamam. Bu arada Beşiktaş'ın bulduğu dört pozisyonda ikisi offside kardeşim. Ben 3'te 2 diyordum. Bir pozisyon daha Piero var. Piero Selim ya. Piero Selim değil abi. Dört pozisyonun ikisi offside. Yani iki tane pozisyoncuk buldu Beşiktaş'ta. Çok abartmayalım o son dilimi de yani. Ha direkten dönen pozisyoncuk mu diyorsunuz? Offside, offside. Offside. Pozisyoncuk mu? Offside. Gol olsa da gol değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe offside taktiği yapmıyor arkadaşlar. Fenerbahçe savunmayı önde kuruyor. Offside taktiği başka bir şeydir. Futbolda bunun başka bir açıklaması var. Benim anlattıklarım bitti. Ne düşünüyorsun Ercan? Arkadaşlar yayını bitiriyoruz. Bitiyor artık. Çünkü yayın bittikten sonra Ahmet'le bir... Evet Ahmet'in yüzü şaka yapıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Biz eğleniyoruz arkadaşlar. Yani siz de eğlenin bu iş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Taşarel Futbol Plus'ı sundu.